Merhaba değerli dostlar. Temas belgeseli kapsamında bugün yine bir röportajımız olacak. Bu Vordanesi Adası'nın önemini benim için biliyorsunuz. Bu gözlemlediğim cisimleri Vordanesi Adası üstünde yoğunlukla görmekteyim. Adanın tarihine baktığımız zaman sihir, büyü ve maji işleriyle uğraşan insanlarla doluymuş. Tabii bu sihir, büyü ve maji işleri bazı boyut dışı, başka boyuttan varlıklarla iletişime geçilerek yapılan çalışmalar olduğu bilgisi var. Ada bassa dahi bu iletişim o zaman kurulmuşsa hala aktif olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu cisimleri burada gördüğümü düşünüyorum. Vordanesi Adası hakkında derin araştırmaları olan Sayın İpek Kobener hanımefendi ile bugün röportaj yapacağız. Hocama veriyorum, düşünceleri nedir? Herkese selam. Bugün yine temas belgeseli kapsamında bir röportaj çekimi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz Sayın İpek Kobener. Kendisi hem bir arkeolog hem de bir bu konularda kitap yazmış. Vordanesi Adası hakkında kitap yazmış. Önemli bir araştırmacı. Umarım bugün bize kendisi değerli bilgiler verecek. Görüşmek üzere. Bostancı'nın bu küçük yalı tarafının tam önünde böyle bir kilometre kadar açıklarında bir Vordanesi Adası var. Tütsüler oluşturuyorlar. O tütsülerle beraber hani kendilerinin daha başka varlıkları gördüğünü düşünüyorlar. Onlarla iletişim haline de büyü ve sihir yöntemlerini, başka alemlerle ilişki kurma yöntemlerini görüyoruz. Merhaba değerli dostlar. Temas belgeseli kapsamında bugün güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Oldukça bilgilendiriciydi. Sayın İpek Kobener hanımefendinin İstanbul'un Kayıp Adası Vordanesi isimli kitabı yeni çıktı. Bu kitapta Vordanesi Adası ile ilgili birçok sırrı ve bilinmeyenleri bulabilirsiniz. Merak edenler alıp okuyabilirler. Bize Vordanesi Adası ile ilgili gerçekten çok güzel bilgiler verdiler ve çok başarılı bir röportaj oldu. Herkese tekrar selam. Bugün güzel bir çekim gerçekleştirdik. Arkeolog İpek Kobener hanımefendi ile Vordanesi Adası'nı konuştuk. İpek Hanım bize özellikle Vordanesi Adası'nın tarihini, sosyoekonomik durumunu ve tarihsel bağlamdaki süreçlerini anlattı. Tabii ki bu adanın bizim belgeselde yer almasının da en önemli sebebi Erkan Bey'in özellikle bu ada üzerinde yaptığı UFO gözlemleri. Bu anlamda bu adanın diğer prens adalarından önemi ve özellikle de sıra dışı olan geçmişi bizim bu adayı incelememizi olanak kıldı. Bu anlamda İpek Hanım'a belgeselimize katkıda bulunduğu için buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım belgeselde siz de keyifle izlersiniz.